akıllı evlat. Bir varmış, bir yokmuş. Evveli evveli iken, develer tellal iken, kediler berber, horozlar imam iken. Annem eşikte, babam beşikteyken. Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken. Annem düştü eşikten, alnı yarıldı kaşıktan. Annem kaptı sobayı, babam kaptı maşayı. Karıncaya vurdum palanı, 40 yerinden bağladım kolanı. Evvel zaman içinde ben öyle bir kabadayı idim ki, karıncaya biner, deveyi kucağıma alırdım. Tophane güllelerini leblebi diye yutar, minareleri boru diye belime sokardım. Bir gün bit pazarından geçiyordum. Baktım bir tarafı tozluk dumanlık, bir tarafı sazlık samanlık. Bir tarafta demirciler demir dövüyor denk ile, bir tarafta boyacılar boya boyuyor renk ile. Bir tarafta da düşman düşmana harp ediyor top ile, tüfek ile. Masaldır bunun adı. Dinlemekle çıkar tadı. Her kim bu masalı dinlemezse, gece rüyasına girsin kör kedi. Evvel zaman içinde, zenginlerden zengin bir adam varmış. Zengin adam bir gün üç oğlunu da yanına çağırarak demiş ki, sevgili yavrularım, bakın artık saçım sakalım iyiden iyiye aklaştı. Yüzüm, ellerim adam akıllı buruştu. Gözlerim her şeyi seçemez. Ellerim her şeyi tutamaz. Bacaklarım da beni uzaklara götüremez oldu. Daha ne kadar yaşayacağım belli değil ama herhalde günlerim sayılı. Ölmeden önce mallarımı aranızda bölmek istiyorum. Ne olur ne olmaz. Belki ben öldükten sonra aranızda anlaşamaz, kavga edersiniz. Halbuki ben sizin kardeş kardeş, birbirinizi severek yaşamanızı istiyorum. Zaten kardeşlere yakışan da budur. İhtiyar adam sözlerinin burasında biraz duraklamış. Arka arkaya birkaç defa öksürdükten sonra sözlerine şöyle devam etmiş. Şimdi her birinize birer kese altın vereceğim. İstediğiniz yere gidin. 3 yıl dolmadan buraya dönmeyin. 3 yıldan sonra döndüğünüz zaman her biriniz bana bu 3 yıl içinde neler yaptığınızı, altınları nerelere harcadığınızı anlatacaksınız. Hanginizin yaptığı işleri daha çok beğenirsem mallarımı, paralarımı ona vereceğim. Üçünüz de beni memnun ederseniz mallarımı aranızda eşit olarak paylaştırırım. Haydi şimdi yolunuz açık olsun evlatlarım. Çocuklar hemen hazırlığa başlamışlar. İşlerini bitirdikleri zaman gelip babalarının elini öpmüşler. Atlarına binip yola çıkmışlar. Üçü birlikte bir zaman gittikten sonra önlerine 3 yol çıkmış. Büyük kardeş sağdaki, ortanca kardeş ortadaki, küçük kardeş de soldaki yolla yürümüş, uzaklaşmışlar. Günler günlerle birleşiverip aylar olmuş. Aylar aylarla birleşiverip yıl olmuş da kimse farkına varamamış. Derken efendim, baharlar yazları, yazlar da kışları kovalamış. Yel esmiş, sel gelmiş, 3 yıl gelip çatmış. İhtiyar babanın da artık sabrı tükenmişmiş. Çocukları burnunda tütüyormuş. Onları o kadar göreceğe gelmiş ki. Zenginler zengini ihtiyar, etrafındaki adamlara. Artık demiş, çocuklarım neredeyse gelirler. Hasretlik çöktü işime. Daha sözünü bitirmemiş ki adamlardan biri gün doğusunu göstererek. Gelenler var demiş, herhalde sizin çocuklardır. Hep birden o tarafa bakmaya başlamışlar. Tozu dumana katarak bir şeydir geliyor. Gele gele büyük oğlan çıka gelmiş. Arkasında da birbirinden baba yiğit 40 atlı varmış. Hemencecik koşup babasının elini öpmüş. Derken arkadan ortanca oğlan görünmüş. Onun yanında da 100 tane deve varmış. O da gelip babasının elini öpmüş. En sonra küçük oğlan gelmiş. O da 40 katırın üzerinde 40 erkek çocuk getirmiş. Çocukları yere indirdikten sonra gelip babasının elini öpmüş. Katırlardan inen çocuklar da gelip ihtiyar adamın elini öperek bir kenara çekilmişler. İhtiyar zengin yanındaki adamlara. İzin verirseniz demiş, oğulların bugüne kadar neler yaptıklarını anlatsınlar. Orada bulunanlar hay hay demişler. Biz de merak ediyorduk zaten. Önce büyük oğlan söze başlamış. Az gittim, uz gittim. Dere tepe düz gittim. 6 ay bir güz gittim. Öyle bir yere vardım ki her taraf ormanlık. Pınarlarından buz gibi sular akıyor. Kayalıklarında keklikler sekiyor.
Yaylalarında geyikler, ceylanlar dolaşıyor. İnsanların yüzlerinden de kan damlıyor. Şu 40 baba yiğidi oradan aldım. Onlara ata binmeyi, kılıç kuşanmayı öğrettim. Bana vereceğim malları, paraları bu adamlar koruyacaklar. İhtiyar baba büyük oğluna hiçbir şey söylememiş. Dönüp ortanca oğluna bakmış. Ortanca oğlan sıranın kendisine geldiğini anlayarak konuşmaya başlamış. Az gittim, uz gittim. Dere tepe düz gittim. 6 ay bir güz gittim. Öyle bir yere geldim ki insan ayağını uzatıp otursa da hiç iş görmese aç kalmaz. Giderken bana verdiğin altınlarla şu 100 deveyi aldım. Ama görüyorsunuz öyle develer ki her biri bir kere altın eder. Burada onları satarak zengin olacağım. Fazla mal göz çıkarmaz ya. Ortanca olan sözlerini bitirince ihtiyar baba ona da bir şey söylememiş. Sıra küçük kardeşe gelmiş. O demiş ki, az gittim, uz gittim. Dere tepe düz gittim. 6 ay bir güz gittim. Bir ulu su başına vardım. Öyle bir su ki kızıl akar, boz akar, durmaz yatağını yıkar. Sordum, araştırdım. Öğrendim ki bu su nice yiğitleri almış, nice gelin duvakları yutmuş da nice çocukları yetim bırakmış. Dört bir tarafa haberci gönderip ustalar getirttim. Kayaları kırdırıp suyun üzerine köprü kurdurdum. O suyun yetim bıraktığı çocukları da toplayıp buraya getirdim. Mallarını kime verirsen bu çocuklar onun evlatları olacak. O bu çocukları büyütüp yetiştirecek, hem iyilik yapmış hem de memlekete faydalı insanlar kazandırmış olacak. Küçük oğlan sözlerini bitirdiği zaman ihtiyar babanın yüzü gülüyormuş. Öteki kardeşler babalarının bu halinden bir şey anlamamışlar. Fakat o bastonuna dayanarak ayağa kalkmış. Eliyle işaret ederek küçük oğlunu yanına çağırmış. Eğilip onu alnından öptükten sonra "Aferin sana," demiş. "Üçünüzün içinde ben yalnız senin yaptığın işi beğendim. Paralarımın, mallarımın hepsi de senindir. Bu yetimlere sen babalık edeceksin. Büyük ağabeyin adamlarıyla seni soruyacak. Küçük ağabeyin de develeriyle senin vereceğin işleri görecek. Sen de hepsine baş olacaksın. Bunu hak ettin. Onlar ermiş muradına. Darısı dostlar başına."